Merhaba arkadaşlar, coğrafi koordinat sistemi konusu, enlemler, boylamlar, paraleller, meridyenler ve sonrasında yerel saat, bütün bunlarla alakalı çok güzel bir konu anlatım hazırladık sizlere. Buradaki ders notlarını takip edip daha iyi öğrenmeniz için ekran görüntüsü alabilirsiniz anlattıklarımıza. Ama dikkatli bir şekilde dinlediğinizde coğrafyanın bu temel konusunu, ki ileride üniversite sınavında da en önemli konularının başına gelecek olan bu konuyu çok güzel bir şekilde dinleyip anlayabilirsiniz. Konumuz birazcık uzun olduğu için hemen konuya geçiyorum. Hiç vakit kaybetmeden siz arkanızı yaslanın ve dinlemeye başlayın. Şimdi birincisi, coğrafi konum nedir? Hani biz diyoruz ya, telefonda konum paylaş diyoruz böyle. Konum paylaşıyor. Hemen arkadaşına pat diye konum atıyorsun WhatsApp'tan. O da o konuma gidiyor. Yeryüzünde de her yerin bir konum var. Dolayısıyla biz bu konum bilmemiz lazım. Bir noktanın dünya üzeri konumuna denir. Mesela Türkiye'nin konumu tak burası. Buranın bir adı var esasında. Burası işte ekvatorun üzerinde olduğu için kuzey yarımküre olacak. Başlangıç meridyeninin doğusunda olduğu için doğu yarımküre olacak. Ve diyeceğiz ki işte ekvatorun 36 tane üstünde olduğu için 36-42 kuzey paralelleri, 26-45 doğu meridyenleri diyeceğiz. Temelinde mantığı bu. Her yerin bir konumu var. Bu konumu paylaşırken her zaman WhatsApp'ı kullanamıyoruz. Bazen de coğrafi konumu kullanmamız gerekiyor. Bir noktanın dünya üzerinde konumuna biz coğrafi konum diyoruz. Matematik konum, bir yerin başlangıç meridyeni ile ekvatora olan uzaklığıdır. Yani ekvator neresi? Burası ekvator. Başlangıç meridyeni neresi? Burası BM diye yazıyorum, siz anlarsınız. Şimdi ekvatora olan uzaklığımız neymiş demek ki bizim? Türkiye 36-42 kuzey paralelleri arasında. Yani Türkiye'nin en güneyi 36 çarpı 111 kilometre, birazdan öğreneceğiz. Kuş uçuşu uzaklığa sahip. Başlangıç meridyenine uzaklığımız nerede? Bakın şöyle meridyenleri şöyle çizecek olursak, böyle kutup noktalarına birleştiği için böyle böyle gidiyor. Türkiye 26-45 doğu meridyenleri arasında. Türkiye'nin uzaklığını kilometre olarak değil belki ama dakika olarak söyleyebileceğiz. Özel konum ise özel bir şey. Tarz yani. Öyle herkese ait bir şey değil. Bir ülkenin bulunduğu kıtaya, deniz ve okyanuslara, yer şekillerine, ticaret yollarına göre konum. Yani mesela Türkiye'nin özel konumunu mükemmel diye adlandırabiliriz. Niye? Kıtaların birleştiği noktada. Asya ile Avrupa'yı bağlıyor. Üç tarafı denizlerle çevrili. Değerli madenlere sahip. Stratejik bir noktada olduğu için jeopolitik öneme sahip. Bunlar özel konumuz. Ama garibim, Grönland'ın hiçbir ehemmiyeti yok. Kocaman bir ülke ama hiçbir stratejik konu değil. Buz gibi bir yer. Hiç kimse hiçbir şey yapmıyor. Gitmiş Danimarkalılar zamanında almış. Veyahut da aşağıdaki işte Yeni Zelanda'yı düşünelim. Stratejik olarak tek bir önemi herhalde yılbaşına en önce girmesi diyebiliriz. İşte bir ülkenin başlangıç meridyeni veya ekvatora göre değil de tamamen özel, yani işte madenleriyle alakalı, çevresindeki komşularıyla alakalı şeyler ise özel, göreceli konum. Bir de kime göre, neye göre? Yani mesela diyelim ki yeni yıla Yeni Zelanda'nın ilk girmesi sana göre önemli, bana göre önemsiz olabilir. Veyahut da işte bazı madenlere sahip olmak sana göre önemli, bana göre önemsiz olabilir. Ama başlangıç meridyeni ekvatora göre konum olduğu için net bir şekilde herkes için aynı konumu vermiş oluyor. Şimdi paralellere ve meridyenlere bakmak istiyorum. Şimdi paralellerin ne olduğunu biliyoruz. Paraleller ekvatora, bak paralel ne demek biliyoruz. Matematikte nedir paralel? Hemen buna paralel bir çizgi çiziyorum. Buna çizdim, buna paralel. Bak bunlar birbirine paralel çizgiler, öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi ekvator başlangıç meridyenimiz, başlangıç paralelimiz, özür dilerim, sıfır. Ekvatordan kutuplara doğru ilerleyeceğiz ve 90 tane kuzeyde, 90 tane de güneyde olmak üzere toplam 180 tane paralel dairesine sahip olacağız. Peki hocam, işsiz miyiz biz? Neden böyle bir şey var? Şundan dolayı var. Adamlar kuzey kutup noktasından, şurası kuzey kutup noktası ya, kuzey kutup noktasından güney kutup noktasına gitmişler. Sonra bunu bir rakama bölmüşler. Böldükleri rakam 111 çıkmış. İşte bak, 90 tane buraya kadar geldik mi? 90 tane buraya kadar geldik. Ne etti? 180. 180 çarpı 111 kilometre esasında dünyanın en üstünden en altına dimdik indiğindeki uzaklık olmuş oluyor. Niye? Çünkü 90 tane kuzeyde paralel var. 90 tane de güneyde paralel var. Her bir paralel arasında birazdan öğreneceğimiz 111 kilometre olacak. Dolayısıyla da biz diyeceğiz ki 111 çarpı 180 dünyanın başından ucuna diyeceğiz. Böyle pastayı dilimlere ayırdığını düşünün. Kavga çıkması diye de eşit dilimlere ayırıyorlar. Şimdi başlangıç paraleli ekvator dedik. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe çevre uzunlukları azalıyor. Niye? Dünya küresel bir şekilde sahip. Yani dünya şöyle kutu gibi değil ki. Kutu gibi değil. Dünya küresel bir şekilde sahip. Küresel şekilde sahip olduğu için de bakın şu banttan göstereyim. Şöyle gittikçe eğim var. Dolayısıyla paralellerin uzunlukları da daralıyor. O zaman bunu sorarlar sınavda. 1. Cebimize yazıyoruz. Paraleller birer derecelik aralıklar açılır. Yani 0, 1, 2, 3, 4, 5, 90 diye gidiyor. 180 tane paralel dairesi mevcut. 90 tane kuzeyde, 90 tane güneyde. İki paralel arası kuş uçuşu uzaklık her yerde 111 kilometre. Bak bunu size sınavda soracaklar. Her iki yarım kürede paralellerin dereceleri kutuplara doğru gidildikçe artıyor. Yani kutuptaki 90, onun alttaki 89, öyle aşağı iniyorsun ekvator sıfır oluyor. Peki hocam, bize ne bundan diyebilirsiniz? Şimdi Türkiye'nin yerini soracaklar size. Sen diyeceksin ki kardeşim, Türkiye 36-42 kuzey paralelleri arası dediğin zaman adam
Ha diyecek karşındaki adam. Mesela bir turistle tanıştın. Turist diyor ki, "Where are you from?" "I'm from Turkey," dedin. Senin para bilmeyebilir, nerede olduğunu bilmeyebilir. Sen ona dersen, "Kardeşim bak ben 36-42 kuzey paralellerindeyim," dersem adam şöyle der. Bir kere bu adam kutuplarda değil. Yani soğuk değil. Ekvatorda değil. Sıcak değil. Bu adam hem yazı hem kışı yaşıyor. O zaman hem yazı hem kışı gördüğüne göre heyecanlı bir adam diyebilir diyeceksiniz. Şimdi her iki yarımkürede paralel dedik, bunu geçtik yani, boş konuştuk. Meridyenlerin özelliklerine bakalım. Meridyenler de dik kesiyor. Bak şöyle. Bak şu bu başlangıç meridyeni ya, hop böyle böyle kutup noktalarını birleştiği için dik dik kesiyor. Şimdi paralelleri dik keser ve kutuplarda birleşirler. Başlangıç meridyeni Londra'daki Greenwich. Eskiden İstanbul'muş. Ondan önce Avustralya'ymış. Değişmiş. Dolayısıyla şu anda İngiltere bayağı bir sömürge kurduğu için İngiltere demişler ki, hani dünyanın ortasına denk getirmişler. Şöyle Kuzey Amerika, şöyle Güney Amerika olsun. Şurası Afrika diyelim. Şöyle Avrupa çizelim mesela. Çat pat. Şöyle bir Hindistan, Hindistan, Avustralya. İngiltere tam burada ya. Demişler ki ya, dünyanın tam da ortası. Şurada da Japonya'yı çizelim. Tam burada demişler. Dünyanın ortasına bunu koyalım. Sol tarafında Amerika var, sağında da Avrupa var. Eyvallah, burası olur demişler. Şimdi başlangıç meridyeni Londra'daki Greenwich. Şimdi şöyle biraz aşağı indirmek istiyorum. Orası gözükmedi. Tamam. İngiltere Greenwich çizdik. Şimdi 180 tane batı, 180 tane doğu olmak üzere toplam 360 tane meridyen yayı var. Yani 360 tane olması için ne lazım? 180 tane batıda, 180 tane de doğuda olması lazım. Bunları böyle böyle çizeceğiz. Hatta şöyle ince bir kalem almak istiyorum. Böyle mavi renk çizmek istiyorum. Şöyle bakın. Hop. Hop hop böyle çiziyoruz, tamam mı? İşte buradakiler. Şimdi toplam 360 dedik. Demek ki 360 tane meridyenin, hatta şöyle bir şey düşünün. Meridyenlerin arasındaki mesafeyi sadece ekvatorda biliyoruz. Ekvatorda diyoruz ki iki meridyen arasındaki mesafe 111 kilometredir. Şimdi bak. Ekvator şurası ya. Şurada başlangıç meridyeni. Böyle böyle 180 tane olmayacak mı? O zaman her iki meridyen arası 111 değil mi? Ekvatorda yalnızca. 180 artı 180 360. O zaman şöyle yazıyorum. 180 artı 180 360 yazdık ya. 360 çarpı da 111 yaparsak, 360 çarpı 111 yaparsak da dünyanın belinin uzunluğunu, belinin genişliğini tam bulabiliriz. Niye? Çünkü her iki meridyen arası 111 kilometre ise 111 111 böyle toplar toplarsın, hop 360 çarpı 111'den de dünyanın belinin uzunluğunu mezurayla ölçer gibi ölçersin. Şimdi ekvatorda iki meridyen arası uzaklık 111 kilometre. Dünyanın şeklinden dolayı, küresel şeklinden dolayı kutuplara doğru gidildikçe bu mesafe azalıyor ve kutup noktalarına 0 kilometre oluyor. Niye? Çünkü kutup noktalarında meridyenler birleşiyor. Bakın şöyle bir şey var. Şöyle göstermek istiyorum. Bunu size sınavlarda %100 soracaklar. Hatta şu kağıdın arkasına yazayım ki o kağıttan boya geçmesin. Bakın üniversite sınavlarında veya okul yazılarında hocaların en çok sorduğu şey budur. Şöyle bir dünya çizerler, tamam mı? Hop. 10, 20, 30 eşit gittiğini düşünürler bunların, tamam böyle. Bak eşit dilimlere böldüm. Sonra da meridyenleri çizerler. Hop diye şöyle. Meridyenlerin arasındaki mesafe gittiği daralıyor, görüyor musunuz? Bak. Eşit uzaklıklar var. Esasında şey olarak, meridyen olarak, ölçü olarak eşit uzaklık güya. Yani ama aralarındaki mesafe daraldığı için yüz ölçümleri farklı olan araziler. Yani şurası sıfır ekvatorsa, şurası sıfır başlangıç meridyeni ise ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe meridyenlerin arasındaki, yani mavilerin arasındaki mesafenin daraldığını çok iyi bileceksiniz. Bunların eğer eşit aralıklarla bölündüyse, bunların alanı x ise mesela, aşağıdakinin alanı da x. Çünkü ekvator uzaklığı eşit. Ama bununki gittikçe daraldığı için y olduğunu bileceksiniz. Buralar y, y, y diye gidiyor. Burası da o zaman y, y olacak. Çünkü buradaki yukarıdakilerle aynı uzaklıkta ekvator edeceksiniz. Burası gittikçe daralıyor. Z, 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 z diyeceksin. Burası da z, 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 z olduğunu bileceksiniz. Yani anlatmak istediğim şey şu. Eğer aynı paralel ve boylam uzaklığına sahip bir yerin yüz ölçümü diğeriyle de aynıysa, ikisinin de ekvator olan uzaklığı aynıdır diyeceğiz. Bunu da çok net bir şekilde size soracaklar. Zaten soru örneklerinde göreceksiniz. Diyoruz, hızlı gidiyoruz. Çünkü öğrenmemiz gereken çok şey var. Şimdi iki meridyen arasındaki uzaklık ekvatorda 111 kilometre dedik ama aralarındaki dakika mesafesi her yerde 4 dakika. Hiç değişmiyor. Yani diyelim ki şöyle düşünün. Şöyle bir boş bir sayfa alıyorum. Türkiye'yi düşünelim mesela. Türkiye 26-45 doğu meridyenleri arasında dedik ya. Türkiye'nin en doğusuyla en batısı arasında 26-45'ten ne eder? 45-26 19 meridyen eder. 19 tane meridyeni hemen yazıyorum bak şimdi. 26 doğu meridyeni, 45 doğu meridyeni. 26 DM diye yazdım. Hop çikilop 45 DM diye yazdım. Tamam hocam, buraya kadar anladık. Şimdi 45 eksi 26 eşittir 19 meridyen ediyor. Peki her iki meridyen arası kaç dakikaydı? 4 dakikaydı. O zaman 19 çarpı 4, 76 dakikalık bir zaman farkı var Türkiye'nin en doğusu ile en batısı arasında. Ne diyorsunuz hocam? Türkçe konuşun. Şunu söylemek istiyorum. Türkiye'nin en doğusu, güneş doğduktan
76 dakika sonra en batısında doğuyor. Türkiye'nin en doğusunda güneş battıktan 76 dakika sonra güneş batıyor. Türkiye'nin en doğusunda iftar açıldıktan 76 dakika sonra buradakiler açabiliyor. Dolayısıyla iftar açısından çok şanslı bu taraf. Niye? Çünkü en erken burada. Hop 76 dakika önce açıyoruz. Buradakiler biraz mesela Gökçeada Türkiye'nin en batısı. Adamlar bekliyorlar ki ulan Kars doydu şişti adamlar teraviye gidecek biz hala burada rezil bir haldeyiz diyebiliyorlar. Niye? Çünkü en batı oldukları için güneş burada. Geç doğup geç batıyor. Aradaki süre farkını da meridyenler sayesinde hesaplayabiliyoruz diyebiliriz. Saçma sapan esprilerle devam ediyoruz. Şimdi iki meridyen arası uzaklık değiştiği halde zaman farkının her yerde 4 dakika olması nedeni çizgisel hızın kutuplara doğru gidildikçe azalmasıdır. Bu da şunu demek istiyor adam burada. Burada şair şunu söylemek istiyor. Diyor ki ekvatordan kutuplara doğru çizgisel hız azalıyor. Niye? Çünkü ekvator dünyanın şişkin olan yeri daha hızlı dönüyormuş gibi düşünün. Yukarısı daha yavaş dönüyormuş gibi düşünün. Yani şöyle düşünün. Şurada daha hızlı bir dönme var. Siyahla çizimlerle. Şurada ise daha yavaş bir dönme var. Çizgisel hızdan dolayı ekvatorda güneş daha hızlı doğup batıyordu. Kutuplarda güneş daha yavaş doğup batıyordu. İşte çizgisel hıza bağlı olarak da kutuplarda her ne kadar mesafe daralsa bile daha yavaş doğup battığı için meridyenlerdeki yerel saat aynı olmuş oluyor. Neredeyiz? Bir meridyen ayını 180 dereceye tamamlayan diğer meridyene de anti meridyen deniyor. Örneğin 40 batı meridyeninin anti meridyeni 140 doğudur demiş. Bunu da şöyle gösterelim. Mesela şu anda biz 26 doğu meridyenindeyiz dedik ya. 26 doğu meridyeniz. Güzel, tamam. Peki bunun yani şu dünya şöyle düşünelim. Dünyayı düşünün. Bu 26 doğu meridyeni şuradan geçiyor diyelim. Şöyle 26 doğu meridyeni geçiyor. Şimdi şurası da ekvator. Tamam. Bu 26 doğu meridyeni Türkiye'nin en batısından geçti ya. 26 doğu meridyeninin bu tarafında arkası ne var şöyle? Onu merak ediyor musunuz? Ne yapacağız? 180 eksi 26 yapacağız. Onun ne yaptığını bilmiyorum. Hesap makinesine bakmamız lazım. 180 eksi 30 olsa 150 eder. 4 ekleyeceğiz. 154 eder. Aa 154. Ama 154 ne? 154 batı meridyeni. Niye? Çünkü doğudan batıya geçmiş olduğumuzda unutmayacağız. 26 doğunun anti meridyeni 154 batı meridyenidir diyeceğiz. Bak burada onu demiş. 40 batı meridyeni anti meridyeni 140 doğudur. 40 doğu meridyeni anti meridyeni de 140 batıdır gibi. Yani hem 180'e tamamlıyorsun hem de batıyı doğu, doğuyu da batı yapıyorsun. Bunu da bilmeniz lazım. Şimdi enlemin ve boylamın etkileri. Şimdi öncelikle enlemin etkilerine bakalım. Bir noktanın ekvator olan açı cinsinden diğerine enlem diyoruz. Şimdi paraleller çizgilerdi. Tamam böyle. Bunların arasındaki mesafeler de açı cinsinden değerde enlem olmuş olacak. Esasında pratikte ikisinin de benzer şeyler olduğunu düşünebiliriz. Ama bilimsel olarak farklı şeyler. Şimdi ekvatordan kutuplara doğru gidiyoruz. Şimdi bir kere şunu bilmemiz lazım. Ekvatordan kutuplara doğru giderken hava soğuyacak. Neden soğuyacak? Bunun da sebebini hemen şöyle başka bir şekilde göstermek istiyorum. Dikkatli bir şekilde görün. Şimdi şurada bir dünya çiziyorum size. Yalan dünyayı çizdik. Tamam. Hatta şöyle Kuzey Amerika'yı çizdik, Güney Amerika'yı çizdik, Afrika'yı çizdik, tamam şöyle Avrupa'yı çizdik falan filan, Antarktika'yı çizdik, işte Grönland'ı çizdik falan. Şimdi her şey çok güzel. Şuradan ekvatorumuz geçsin, eyvallah. Ama bize bir güneş lazım. Güneş tabii dünyadan daha büyük ama onu böyle uzaklarda bir yere koydum böyle. Küçük duracak tabii uzakta olduğu için. Şimdi güneşten gelen ışınlar, bak böyle dümdüz bir cetvelle çizdiğin zaman önce nereye geliyor? Dünyanın şişkin kısmına geliyor. Ama buraya aynı çizgi çizdiğin zaman burada pıt diye kaldı. Demek ki şu kadar daha mesafe gitmesi lazım. Bak işte bu kadar daha mesafe gitmesinin sebebi ne? Kutuplar daha uzakta. Demek ki güneş ışınları ekvatora daha çabuk ulaşıyor. Hop çıkıyor orayı ısıtıyor. Ama kutuplara daha geç ulaşıyor. Daha geç ulaştığı için de kutuplar ısınamıyor. Niye? Burada atmosfer denen bir gökyüzünde gördüğünüz o hava kütlesi var. O hava kütlesinde vakit kaybediyor. Burada bayağı bir mesafe kaybediyor. Ve bu mesafe kaybından dolayı atmosferde tutulma oranı artıyor. Atmosferde tutulma oranı arttığından da kutuplar soğuk oluyor, ekvator sıcak oluyor. Yani şöyle düşünün. Buraya güneş ışınları vuruyor, burası sıcak oluyor. Buraya güneş ışınları biraz daha geç vuruyor, vakit kaybettiği için soğuk oluyor diyebiliriz. Kutupların soğuk olduğunu mutlaka görmüşsünüzdür. Ekvator ve çevresinin, Afrika ve çevresinin, Arabistan ve çevresinin sıcak olduğunu mutlaka duymuşsunuzdur. Şimdi o zaman biz ekvatordan kutuplara doğru gideceğiz ve ne olduğunu göreceğiz? Sıcaklıkların düştüğünü göreceğiz. Bu temelinde mantığımız bu. Şimdi birincisi ekvatordan kutuplara doğru şuradan gidelim. Bak sıcaklık ne olacak? Azalacak. Niye azalacak? Çünkü az önce söylediğimiz gibi güneş ışınlarının geliş açısı azalıyor. Buna ışınların geliş açısı azalıyor. Bak bu madde de orada. İkincisi bakın burada diğer maddeye gelelim. Şimdi çizgilerimize gelmeden. Kalıcı kar sınırı, orman üst sınırı gibi şeyler azalıyor. Bu neden oluyor? Bunu hemen şöyle göstermek istiyorum size. Şimdi şurası ekvatorda bir dağ olduğunu düşünün. Biraz daha Türkiye'de, biraz yukarı çıkıyor Rusya'da, kutuplarda böyle gidiyor. Dağlar olduğunu düşün, tamam mı? Bu dağların hepsinin yükseltisinin 5000 metre olduğunu düşün. Şöyle
bir çizgi üzerine dizilmişler. Burası 0 ekvator, burası 90 kutuplar diyelim. Hatta 20, 40, 60, 80. Ha, şöyle 20 enlemi, şurası 40 enleminde, şurası 60, şurası 80, burası 90 enlemdeki dağlar. Şimdi birincisi, bu dağların üzerinde hiç erimeyen karlar var. Bak, ekvatorda 5 metrede dahi olsa hiç erimeyen kar vardır. Bu biraz daha aşağı inmeye başlar. 4500 lira. Biraz daha aşağı inmeye başlar Türkiye'lerde. 3000'den hiç erimeyen kar. Burada biraz daha aşağı inmeye başlar. Şöyle. Burada ise artık iyice sıfıra kadar iner. Görüyor musunuz? Niye? Çünkü hani biz Antalya'da denize girdiğimiz zaman denizden çıkınca böyle oh deriz, kumsal ne kadar güzel. Arkada Toros Dağları'nda karlar görürüz. Ama siz kutuplarda denizden çıksanız fok balığı gibi pat diye sahil diye zannettiğiniz yer buzdur. Niye? Çünkü orası soğuktur. İşte ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe kalıcı kar sınırı azalıyor. Dolayısıyla orman üst sınırı da azalıyor. Yani burada çok yükseklerde orman varken burada orman artık kayboluyor. Yerleşme üst sınırı da azalıyor. Tarım üst sınırı da azalıyor. Tarım ürünleri, bunların hepsinin azalmasının sebebi demek ki buymuş. O zaman kalıcı kar sınırı azalacak. Orman üst sınırı azalacak. Tarım yükselti sınırı azalacak. Yerleşme üst sınırı azalacak. Bunları net bir şekilde burada söylemiş olduk. Bir kez daha oklarla gösterdik azalanları. Peki burada bir şey daha var. Denizlerin sıcaklık ve tuzluluğu demiş. Hemen bunu da söyleyelim. Şimdi sen şunu bir kere bilmen lazım. Kardeşim burası sıcak mı? Sıcak. Burası soğuk mu? Soğuk. O zaman buradaki deniz sıcak olacak. Buradaki deniz soğuk olacak. Tamam. O zaman denizlerin sıcaklığı azalıyor. Zaten şöyle düşünün. Türkiye'nin kuzeyindeki Karadeniz soğuktur. Akdeniz sıcaktır. Yani Karadeniz'e ne kadar denize girebilirsin ki? Yani Karadeniz manzarasına bakarsın abi. Belki yazın bir iki ay. Ama Akdeniz'e git, Kasım'da gir denize. Eylül'de gir, Nisan'da gir. Akdeniz öyle. Şimdi buranın soğuk olduğunu soğuk bir renk olan maviyle yazıyorum. Buranın sıcak olduğunu da sıcak bir renk olan kırmızıyla yazıyorum. Tamam. Hocam ne anlatıyorsunuz siz? Şimdi burası sıcak olduğu için burası tuzludur. Niye? Hani biz yazın sıcaktan terleriz, tuz çıkarırız ya, öyle düşünün. Burası ise az tuzlu oluyor. Demek ki ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe denizlerin tuzluluğu azalıyor. Akdeniz Karadeniz'den daha tuzlu. Kızıldeniz de Akdeniz'den daha tuzlu. Umman Denizi de Kızıldeniz'den daha tuzlu. Böyle aşağı güneye doğru indikçe daha da tuzluluğun arttığını söyleyebiliriz. Ama kutuplara doğru gidersek denizlerin sıcaklığı ve tuzluluğu azalıyor. Hangi maddemiz kaldı? Paralellerin uzunluğu, meridyenler arası uzaklık. Onu da hemen şurada gösterelim. Az önce bir sayfamız vardı. Nerede bizim o güzel sayfamız? Sayfaları da çok kullanıyoruz ama çok bir şey yok. Şimdi bak. Burada ekvator başlangıç paralelliği de hatırlarsanız. Kutuplara doğru gidecek. Bak küçülüyor bak. Küçüldü. Bak içi daralıyor. Bak burada en son nokta haline aldı. Demek ki ekvatordan kutuplara doğru paralellerin uzunluğu da azalıyor. Ve meridyenler arası uzaklık da azalıyor diyebiliriz. Niye? Onu pardon şunu daha çizmedik. Bak meridyenler arası mesafe burada bu kadar. Burada bu kadar. Gittikçe daralıyor. Bunu da bir kere yakaladık. Peki bir şey daha var. Atmosferin kalınlığı da azalıyormuş. Atmosferin kalınlığının azalması ne alaka hocam? Atmosferin kalınlığının azalması şu alaka arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Şimdi ekvatorda ısınan hava sıcak, ısınan hava yükseliyor ve böyle bir güzel kalın bir atmosfer oluşturuyor. Böyle bulutlar oluşturuyor. Atmosfer dediğimiz şey ne biliyor musunuz? Hani böyle adam yürüyor ya, yürürken gökyüzüne gördüğünüz bulutlar atmosfer esasında. Ekvatorda hava sıcak olduğu için ısınan hava yükseliyor ve böyle atmosfer kalın oluyor. Ama kutuplarda ise soğuyan hava alçalıyor ve atmosferin kalınlığı biraz daha az, ince oluyor. Dolayısıyla ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe atmosferin kalınlığı azalıyor. Peki hocam niye soğuyan hava alçalıyor? Çünkü soğuyan hava ağırlaşıp alçalıyor. Isınan hava da hafifleşip genleşip yükseliyor. Hatta şöyle düşünün. Klimaları biz yukarıya koyarız. Niye? Soğuk ya hava. Aşağı ineceğini biliriz. Yukarıdan hemen aşağı düşsün diye. Kaloriferleri de aşağı koyarız veya alttan ısınma yaparız. Niye? Isınan hava yükselsin de evimiz yuvamız sıcacık olsun deriz. Böyle kombi fiyatına bakmadan ilerleriz. Çiziksel hıza baktığımızda ise saçma sapan espriler devam ediyor. Çiziksel hızın ne olduğunu zaten anlatmıştım size. Ama bir kez daha anlatmak istiyorum çünkü dayanamıyorum. Gerçekten bir meslek hastalığı. Çiziksel hızı sürekli anlatmak istiyorum ama bunun için de boş sayfa bulamıyorum. Boş sayfa bulmak için de sayfaların arasında gezerken şöyle bir boş sayfa buldum mu bakalım. Bir tane boş sayfa buldum. Evet. Şunlar bizim. Evet. Günde kaç soru çözüyorsun diye ödüllü soru buldum. Ondan sonra boş sayfa yazıyorum. Bak dikkat edin. Burası önemli. Çiziksel hız önemli. Şöyle bir dünya çiziyorum size. Yalan dünyayı çizdim bir kez daha. Şurasına ekvatoru çizdim. Şuraya bir tane meridyen çizdim. Şuraya bir tane daha paralel dairesi. Şuraya da bir tane daha paralel dairesi. Şimdi A noktasından bir araba çıkacak. B noktasından bir araba çıkacak. C noktasından bir araba çıkacak. A noktasındaki araba bu paralel dairesine dönüp dolaşacak dünyayı. B noktasındaki bu paralel dairesine dönüp dolaşacak. C noktasındaki de bu paralel dairesine dönüp dolaşacak. Sıkıntı var mı? Yok. Şimdi üçü de aynı anda çıktıysa yola. Hangisi daha çabuk varır? Hızları da aynıysa A daha çabuk varır. Çünkü A'nın döneceği yol daha kısa.
B'nin döneceği yol daha uzun olduğu için daha geç varır. C'nin döneceği yol bayağı bir uzun olduğu için, dünyanın en tombiş kısmında olduğu için daha geç varır. Fakat A, B, C aynı anda çıkıyorlar ve aynı anda varıyorlarsa hangisinin hızı daha fazladır? C'nin hızı daha fazladır. Çünkü C daha uzun bir mesafeye dönmesine rağmen A ve B ile aynı anda varmış. Demek ki C'nin hızı daha fazladır. İşte aynı meridyen üzerine yerel saat aynıysa şunu diyeceksiniz. Kardeşim bunlar nasıl aynı anda varabiliyorlar? Varmaları için şu lazım. C'nin daha hızlı dönmesi lazım. İşte C'de çizgisel hız fazla. Çok hızlı dönüyor dünya burada. Burada ise az diyeceksiniz. Çizgisel hız fazladan aza doğru gidiyor. Yani bu hızlıca dönüyor bu geniş yeri. Bu biraz yavaşlıyor. Bu daha da yavaşlıyor. Hatta şu bayağı bir yavaş dönüyor. Niye? Çünkü zaten döneceği mesafe çok basit ki, çok kısa bir mesafe. Çizgisel hızın azalması olayı bu. O zaman az önceki şeye gelecek olursak, az önceki kağıda gelecek olursak, ekvatordan kutuplara doğru çizgisel hız azalıyor. Peki hocam, tamam, iyi anlattınız, anladık ama nedir bunun pratikteki görüntüsü derseniz onu da söyleyeyim. Ekvatorda çizgisel hız fazla olduğu için böyle sevgilinizle bir güneş manzarasının batışını izlemek istiyorsunuz mesela. Tamam, güneşin batışını izleyeceksiniz. Ekvatorda güneşin doğuş ve batış süresi daha kısa. Hızlı bir şekilde doğup hızlı bir şekilde batıyor. Buna coğrafyacılar güneşin doğuşu batış demiyorlar da grup ve tan süresi, alacakaranlık süresi gibi değişik isimler veriyorlar. Yani alacakaranlık süresi, grup ve tan süresi, güneşin doğuş ve batış süresi hep ekvatorda kısa. Hemen bu doğup hemen batıyor. Kutuplarda ise uzun uzun doğup uzun uzun batıyor. Dolayısıyla siz kız arkadaşınız ya da erkek arkadaşınız ya da normal arkadaşlarınıza abi gidelim çiğirdek çitleyelim diye güneşin batışını izlemek için kutuplara gitseniz çok uzun sürede batıyor. İnanılmaz uzun sürede batıyor. Ama ekvatorda daha kısa sürede doğup daha kısa sürede batıyor. Çizgisel hızın da yansıması bu arkadaşlar. Şimdi bunları kaldırdık saçma sapan örneklerden sonra. Devam ediyoruz artanlara. Tamam, ekvatordan kutuplara doğru bazı şeyler azalıyor ama artanlar da var. Ne artacak? Birincisi yer çekimi artıyor. Niye hocam? Çünkü dünya tam yuvarlak değil. Dünya kutuplardan basık olduğu için kutuplar yerin merkezine daha yakın. Kutuplar yerin merkezine daha yakın olduğu için de kutuplarda yer çekimi daha fazla. Dolayısıyla kutuplara doğru gidersen yer çekimi artıyor. Gölge boyu da artıyor. Neden? Çünkü ışık ne kadar iyi gelirse gölge boyu o kadar kısa olur. Mesela bizim yazın gölgelerimiz kısacıktır. Böyle kısacık. Aa ne kadar güzel kısacık gölge boyu. Ama kışın gölge boyumuz uzamaya başlar. Niye? Çünkü havalar soğudu. Güneş ışınları az geliyor. Işığı iyi alamıyoruz. O yüzden de gölge boyumuz uzuyor. Öğlen gölge boyumuz kısalır. Akşam ya da ikindide ya da sabahleyin daha uzundur. Ha peki Türkiye'de gölge boyu sıfır olur mu? Olmaz. Çünkü Türkiye hiçbir zaman güneş ışınlarını dik alamaz. O ayrı mesele. Onları sonra öğreneceğiz. Ama gölge boyu demek kutuplara doğru artacak. Grup ve tan süresi yani güneşin doğuş ve batış süresi artacak. Gece ile gündüz arasındaki süre farkı artacak. Bu nasıl oluyor hocam diyeceksiniz. Şimdi bunu da anlatıyorum. Dikkat edin. Şimdi ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık azalıyor. Tamam bunu biliyoruz hocam. Bunu anlattınız. 150. kez söylüyorsunuz. Ekvatordan kutuplara doğru sıcaklık azalıyor. Bir de gece gündüz süre farkı da artıyor. Nasıl artıyor biliyor musunuz? Şimdi ekvatorda gece gündüz hep 12/12. Eyvallah. Ve ekvatorda mevsim denen bir şey yok. Ekvatordakiler hep tişört giyiyor. Aa kış geldi. Bana ne kış yok ki bizde. Aa yaz geldi. Bana ne? Bizde yaz yok ki. Ama Türkiye'de mesela orta kuşakta yaşayan Türkiye'de veya komşumuz Yunanistan'da veya komşusu İtalya'da veya komşusu İspanya'da veya komşusu Amerika. Neyse işte. Orta kuşaktaki ülkelerde yaz ve kış diye bir mantık var. Summer Jam diye bir şarkı var. Yani yazdan bahsedebiliyor adamlar. Niye? Yazın hava sıcak oluyor. Tişört giyiyorlar. Kışın hava soğuk oluyor. Mont giyiyoruz. Parka giyiyoruz. Gocuk giyiyoruz. Kaban giyiyoruz. Tamam. Peki. Bu adamlar kaban nedir bilmiyor ki. Gocuk onu da bilmiyor. Pardesü bilmiyorum. Mont what is this? Bilmiyorlar. Niye? Çünkü bu adamlar hep yaz. Peki şu adamlar tişört nedir biliyor mu yani kutuplarda yaşayan adamlar? Bunlar da onu bilmiyor garibim. Tişört ister misin? Allah bela ben ne yapayım tişört kardeşim? Yatarken bile mont yatıyor adam yani. Hava buz gibi. Tamam. Şimdi ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe ekvator hep 12/12 dedik ya. Ekvatorda 12/12 iken kutuplara doğru gidildikçe gece gündüz süre farkı artıyor. Mesela yazın düşünelim. Yazın Türkiye'yi düşünün. Türkiye'de hava saat 8:30-9 gibi kararmıyor mu? Saat 9'a güneş batıyor. Bizim daha yukarımıza güneş 10'da batar. Daha da yukarımızda 11-12'de batıyor. Daha da yukarımıza gece 1'de batıyor. Daha da yukarımıza yani en yukarımız olan kuzey kutup noktasında güneş hiç batmıyor. 24 saat gündüz yaşanıyor yazın. Kışı düşünelim. Kışın bizde hava kaçta kararıyor? 4.30-5'te kararıyor. 5'te karardığını düşünelim. Bizde hava 5'te kararıyor ya. Yukarıda Moskova'da 2.30'da kararıyor. Biraz daha yukarıda St. Petersburg'da 1'de kararıyor. Biraz daha yukarıda kuzey kutup noktasında hiç aydınlanmıyor ki hep karanlık. Peki aşağı iniyoruz. Türkiye'de 5'te kararıyor demiştik. Aşağı iniyoruz. Ekvatorda 6'da kararıyor. Yani orada eşitlik var. 12/12. Demek ki ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe her şey sapıtıyor. Nasıl sapıtıyor? Yazın gündüzler uzuyor. O kadar uzuyor ki artık 24 saat gündüz oluyor.
Kışın da geceler uzuyor. O kadar uzuyor ki artık 24 saat gece oluyor diyeceksiniz. Şimdi o zaman yani maksimum yaşamak istiyorsanız hayatı sizi kutuplara davet ediyoruz. Lütfen kalın giyinin. Şimdi ışınların neredeyiz pardon? Gece ile gündüz arasındaki süre farkı demek ki ekvatordan kutuplara doğru artıyor. Bunu asla aklımızdan çıkarmayacağız. Işınların atmosferde aldığı yol da tabii ki artıyor. Bunu da az önce söylemiştik. Hatta bununla alakalı bir resim çizmiştik. Nerede o resim? Gelsene evladım. Gel buraya resimcik. Ha şurada. Bakın burada bir kez daha gösteriyorum. Ekvatordan çıktı adam. La 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 la. Geldi buraya. Ulaştı. Ama kutuplara doğru bak. Daha fazla mesafe kat etti bak. Şu kadar mesafe daha uzadı yol. Niye? Çünkü ekvatordan kutuplara doğru ışınların yani güneş ışınların atmosferde kat ettiği yol artıyor. Işınların atmosferde tutulma oranı da artıyor. İşte o kat ettiği yol sırası atmosfer onu emiyor sıcaklığı gibi düşünebilirsiniz. Yani şöyle düşünün. Sen cam kenarına oturduğun zaman güneş ışığı sana direkt vurur. Oh yanarsın böyle. Eyvah yandım dersin. Ama içeri odaya geçersen güneş ışığı gene sana vurur ama o etkisi biraz daha azalmıştır. Bir de sen bunun kilometrelerce olduğunu düşün. Ne kadar fazla etki hissedersin. Evet. Gelelim enlemin ve boylamın etkilerine. Boydan bir noktanın başlangıç meridyeni olan uzaklığının açı cinsinden değeridir demiştik. Etkisi sadece yerel saat farklarına yol açıyor. Yerel saat nedir onu da bilelim. Yani dünyada bak şimdi şöyle dünya dönüyor ya. Dünya dönüyor. Güneş önce burada doğuyor doğuda. Sonra burada doğuyor. Sonra burada doğuyor. Sonra burada doğuyor. Sonra dünya çünkü batıdan doğuya doğru döndüğü için güneş önce doğuda doğar. Sonra önce batıda önce doğuda doğar. Önce doğuda batar. Şimdi işte bir yerde güneşin saat kaçta doğduğu değil de bir yerde güneşin tam tepede olduğu ana biz saat 12 diyoruz. Bunu da nasıl anlıyoruz biliyor musun? Saatin tam 12 olduğunu. Sen herhangi bir cismin gölgesinin en kısa olduğu an oraya güneş ışınlarının en iyi geldiği andır. En kısa olduğu an en iyi geldiği an yani saat 12'dir. Sen bakıyorsun cismin en kısa olduğu ana. Diyelim ki bir çubuk diktin. Çubuğun en kısa olduğu an saat 12 olacak. Bir bakıyorsun ki saatin 12. Evet niye? Çünkü yerel saatim 12 göstermesi lazım benim. Tam da çubuğun en kısa olduğu an. Peki bir şey söyleyeceğim. Siz şu anda İstanbul'da veya Ankara'da çubuğu diktiniz. Gölgenin en kısa olduğu an saate bakın saat 12 göstermez. Neden hocam? Ne oldu? Çünkü biz yerel saatimiz değil ulusal saat kullanıyoruz. Yani tüm ülkede herkes farklı saat kullansa karışıklık çıkar diye. Biz bir tane meridyenimizi belirliyoruz. Diyoruz ki o meridyenin saatine uyalım diyoruz. İşte eğer işte 45 doğum meridyenini kullanıyoruz biz. 45 doğum meridyenindeki bir adam saat 12'de çubuğu dikse çubuğun en kısa gölge verdiği an saat 12 oluyor. Çünkü biz onun meridyenin yerel saatini kullanıyoruz. Ama diğer ülkemizdeki diğer şehirler Erzincan, Ankara onu anlayamaz. Niye? Çünkü biz ulusal saat kullanıyoruz. Şimdi aynı boylam üzerine yer alan kentlerin yerel saatleri aynıdır. Yani aynı boylam değil, aynı çizgi üzerinde. Dünyanın dönüş yönetse bile yerel saat doğuda ileri, batıda ise geride. Niye? Dünya batıdan doğuya doğru dönüyor. Batıdan doğuya doğru döndüğü için de yerel saat doğuda ileri. Yani önce güneş doğuda doğuyor, önce doğuda batıyor. Şimdi aynı boylam üzerinde aynı olan özelliklere bakalım. Şöyle bir boylam çiziyorum şöyle hop diye. Şuraya da ekvatoru çizdim. Şimdi başlıyoruz. Gölge boyunun en kısa olduğu an yani saat 12 aynıdır. Gün içinde güneşin ufuk üzerine en yükseğe geldiği an saat 12 aynıdır. Yerel saat aynıdır. Saat dilimi aynıdır. Başlangıç meridyeniyle arasındaki zaman farkı aynıdır. Bunu çok iyi anlatmamız lazım. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Burası çok çok önemli. Buraya dikkatli dinleyin. Şimdi şöyle bir dünya çizdik. Çok güzel eyvallah. Şuraya ekvatoru çizdik. Tamam. Şuraya da başlangıç meridyenini çizdik. Şuraya da bir tane daha meridyen çizmiş olalım. Şimdi bu meridyen üzerine yerel saat aynı dedik. Fakat şöyle düşünün. Burada saat 6 iken burada da saat 6. Yani 18 akşam 6'yı düşünün. Burada da saat 6, burada da saat 6, burada da saat 6. Fakat güneşin geliş açısı mevsimden mevsime değiştiği için sadece 21 Mart'ta 23 Eylül'de güneş aynı meridyende aynı anda doğar ve batar. Yani şunu demek istiyorum. Mesela eğer biz yaz mevsimi yaşıyorsak bizde saat 6 daha ikindi yeni gibi yani ikindi olmuş daha 7 olacak 8 olacak 9 olacak güneş batacak. Burada ise saat 6 hava kararmış çoktan saat 4 ve kararmış 6'da işte yatsı olmuş diyebiliriz yani geç olmuş diyebiliriz. Niye? Çünkü burada hava 4.30'da kararıyor burada ise hava saat 9.30'da kararıyor veya tam tersi olabilir. Burada şunu demek istiyorum. Yerel saat aynı ama güneşin duruş pozisyonu farklı olabilir. Bak yerel saatleri aynı meridyen üzerinde saat 6-6-6-6 ama burası yaz yaşıyorsa burada 6 ikindiyi temsil ediyor. Burası kış yaşıyorsa burada akşam artık yatsıyı temsil ediyor diyeceğiz. Saat dilimleri aynı, başlangıç meridyenleri arasındaki zaman farkı aynı. Bakalım başlangıç meridyenleri arasındaki zaman farkı aynı mı? Mesela diyelim ki burası şu altıları siliyorum kafamız karıştırmaması için saatleri. Diyelim ki burası 15 doğum meridyeni olsun. Burası 0 başlangıç meridyeniydi ya. Her iki meridyen arasında 4 dakika fark var.
15 ile 0 arasında 15 meridyen fark var. 15 çarpı 4 60 dakika eder. 60 dakikada 1 saat eder. O zaman burayla yani şu başlangıç meridyeni ile şu 15 doğu meridyen arasında 1 saat fark var. Burada da 1 saat var. Burada da 1 saat. Burada da 1 saat. Hocam nasıl oluyor? Burası daha kısa mesafe ama. İşte çiziksel hız. Burada çiziksel hız fazla olduğu için hemen yetişiyor. Burada ise çiziksel hız yavaş olduğu için burada da 1 saat. Demek ki başlangıç meridyeni ile 15 doğu meridyeni arasındaki her yerde 15 diyorum. 1 saat zaman farkı var. Fix değişmiyor. Ama kilometre farkı değişiyor bak. Burası yakın, burası uzak. Buna dikkat edin. Şimdi bunu soracaklar. Güney farklı olan özellikler. Aynı meridyen üzerinde güneş ışınlarının geliş açısı değişir tabii ki. Burası güneş ışınlarını kötü alır. Aynı meridyende burası iyi alır. Güneşin ufuktaki yükseltisi farklı olur tabii ki. Açı değişirse ufuktaki yükselti değişir. Güneşin doğuş ve batış saatleri değişecek. Niye? Çünkü burası yaz olduğu için mesela diyelim ki güneş burada geç batar. Burası kış olduğu için erken batar. Sadece 21 Mart ve 23 Eylül'de ki biz bunlara ekinoks diyoruz. Burada aynı meridyenin üzerinde güneş aynı anda doğar ve aynı anda batar. Bu sadece ekinoks özel. Başlangıç meridyen olan uzaklar da farklı. Buna yıldız koyuyorum. Bunu sınavlarda çok sorarlar. Yani derler ki işte şöyle bir dünya çizerler. Sevgi dolu bir dünya dersin sen. O ekvatoru çizerler. Başlangıç meridyeni çizerler. Bir de şöyle meridyen çizerler. Derler ki işte bunu da böyle göstermezler abi. Böyle gösterince belli oluyor zaten. Şurası 15 doğu meridyeni der mesela. Bunun böyle olduğunu biliyorsun sen. Ama sana öyle vermezler ki 0 der. Bir de 15 doğu meridyeni der. Böyle verir sana sonra da. İşte A noktası ile B noktası sevgi doludur. A noktası ile B noktası arasında hangileri arasında işte nedir onun adı? Hangilerini bilebiliriz der mesela. Sen dersin ki A ile B arasında yerel saat farkı bilebilirim dersin. Niye? Çünkü 15 tane meridyen var. Ama kilometre farkı bak böyle daraldığı için gittikçe A ile B arasında kilometre farkı yani aynı meridyen üzerine gittikçe daraldığı için tam hesaplayamazsın. Bunu da aklımızdan çıkarmamız gerektiğini bilmemiz lazım. Bununla alakalı bilhassa üniversite sınavına girdiğinizde çok güzel sorular gelecek karşınıza. Gelelim aynı enlemeye. Aynı enlem üzerinde aynı olan özellikler var, farklı olan özellikler var. Şimdi hemen bir ekvator başlangıç enlemini çizdik. Sonra böyle çizmeye devam ediyorum. Oh 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 güzel güzel enlemleri çizdik. Tamam sıkıntı yok. Şimdi birincisi güneş ışınlarının geliş açısı aynı. Niye? Ekvatordan kutuplara doğru sıcaklık azalıyordu. Çünkü burası iyi açılarla alıyordu, burası kötü açılarla alıyordu. Güneşin ufuktaki yükseltisi aynı. Gece ile gündüz arasındaki fark aynı. Mesela ekvatorda hep 12/12 kutuplara doğru gidildikçe sapıtıyor demiştik. Gece ve gündüz süresi aynı aynı enlem üzerinde. Gölge boyu aynı çünkü güneş ışınlarını aynı açıyla alıyor. Çiziksel hız aynı bunu da söylemiştik. Yer çekimi de aynı çünkü yerin merkezin aynı uzaklıkta. Fakat aynı enlem üzerinde farklı olan özelliklere bakalım. Güneş ışınlarının geliş açısı aynı olduğu halde sıcaklık farklı olabiliyor. Niye? Çünkü diyelim ki şöyle düşünün. Daha net bir örnek vereyim size. Türkiye üzerinden örnek vereyim. Hatta daha net anlamanız için. Şimdi Türkiye 36-42 kuzey paralellerinde demiştik değil mi? Hemen şöyle çiziyorum Türkiye'yi. Şöyle hop. Şöyle de bir çizdim. Tamam. Hatay'ı çizdim. Tamam. Ha. Şimdi şurası 36 kuzey. Şurası 42 kuzey. Tamam. 42 kuzeyi çizdim. 36 kuzeyi çizdim. Sıkıntı var mı? Yok. Şimdi şurası İzmir olsun. Tamam mı? Şurası da Van olsun. İzmir ile Van da aynı enlemdeler. Al. Diyelim ki 40. enlemdeler. Aa aynı enlemdeler. O zaman aynı enlemdelerse İzmir ile Van'a güneş ışınlarının geliş açısı aynı. Doğru. Sıcaklıklar da aynı. Değil bak. İzmir sıcaktır. Life İzmir. Oh ne güzel dersin. Van soğuk. Niye? Çünkü İzmir ile Van'a güneş ışınları aynı açıyla geliyor ama Van yüksek bir yerde. İzmir ise deniz kenarında. Dolayısıyla sıcaklık farklı oluyor. İklim özellikleri farklı oluyor. Bitki örtüleri farklı oluyor. Yer şekillerinin denize göre konumlarının farklı olmasından dolayı aynı enlem üzerindeki merkezlerin yukarıdaki özellikleri farklı oluyor. Dolayısıyla sen aynı enlemdeyim diye sevinme. Aa ben İzmir'le aynı enlemdeyim. Nerelisin abi sen? Kırşehirliyim abi. Kusura bakma. İzmir'le aynı enlemde olabilirsin. Ancak sen dağın başındasın abi. Senin karasal bir yer. Sen soğuksun. Sen yazın sıcak olursun. Kışın soğuk olursun. İzmir ise deniz kenarında. Orası sıcak. Peki hocam bu ne alaka diyebilirsiniz. Niye deniz kenarındaki yerler sıcak oluyor? Nemli yerler sıcak oluyor. Dağ başındaki yerler veya karasal yerler soğuk oluyor diyebilirsiniz. Bunun sebebi de esasında coğrafyanın temeli arkadaşlar. Bunu da öğreteyim size. İçimde kalmasın. Bakın dikkatli dinleyin. Şimdi şunu bir kere bileceksiniz. Coğrafyada iki temel şey var. Bunu zaten şu anda öğreniyorsunuz. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık azalıyor. Bunu bileceksiniz. Bu niye? Güneş burası. Hop. Güneşten ışınlar buraya çabucak geliyor. Buraya ise daha zor geliyor. Aman vakit kaybediyor. Bak burada bir sürü ok vakit kaybı var. Aynı oku buraya çizdiğinde yetişmiyor güneş.
O zaman ekvatorden kutuplara doğru sıcaklık azalıyor. Bunu biliyoruz. Bir de şurası deniz olsun. Şöyle bir dağ çiziyorum. Denizlerden, bak şöyle bir gemi çizelim. Denizden dağa doğru çıktıkça, yani A noktasından, deniz seviyesinden 0 metreden, şurası 0 metre olsun. B noktasına çıktıkça, mesela diyelim ki burası 5000 metre olsun. A noktasından B noktasına çıktıkça sıcaklık azalıyor. Hocam niye sıcaklık azalıyor? Sonuçta güneş yukarıda değil mi? Biz güneşe yaklaşmıyor muyuz? Gibi saçma sapan yorumlar yapan olabilir. Ama şunu hepimiz biliyoruz. Dağlar soğuk oluyor. Peki dağlar niye soğuk oluyor? Niye denizden dağlara doğru çıktıkça sıcaklık azalıyor? Bunun sebebini söyleyeyim. Yeryüzü güneşten gelen enerjinin yerden yansımasıyla ve hava kürecikleri dediğimiz, su buharı dediğimiz yuvarlaklar tarafından tutulmasıyla ısınıyor. Yani şunu demek istiyorum. A noktasında, yani deniz seviyesinde yuvarlaklardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane yukarı çıktıkça azalıyor bu yuvarlaklar. Bu 7'ye düştü, 6'ya düştü, 5'e düştü, 4'e düştü, 3'e, böyle gittikçe azalıyor. Demek ki denizden dağlara doğru çıktıkça yuvarlaklar azalıyor. Ne anlatıyorsunuz hocam? Şunu anlatıyorum. Güneşten diyelim ki 10 derece sıcaklık geldi ya, bu 8'ini tutuyor. 8 derece sıcak oluyor. Bu ise 7'sini tutuyor, 7 derece oluyor. Bu 6'sını tutabiliyor, bu 5'ini tutabiliyor, bu 4'ünü tutuyor. Yani yukarı doğru çıktıkça yuvarlak azaldığı için, nem azaldığı için, atmosferin yoğunluğu azaldığı için, su buharı azaldığı için sıcaklık da azalıyor. Dolayısıyla sen aynı enlemde olmana rağmen, A ve B aynı enlemde olmasına rağmen, B ayazda kalmışken, buz gibiyken, A sıcacık olabiliyor. Deniz kenarında adam güneşlenebiliyor. Aynı bakınız İzmir gibi. İzmir deniz kenarında, baba ne haber, güneş kremini uzatır mısın? Oh ne güzel bronzlaşayım diyor İzmir'dekiler. Ağrı'dakiler, Van'dakiler, yani daha uzak doğu bölgesindeki yerler aynı enlemde yer almana rağmen, baba şu cildin çatlamasın, soğuktan koruyan kremi uzatır mısın diyor. Niye? Çünkü eli çatlayacak, soğuktan çatlayacak. Bunların hepsini zaten sizler arkadaşlar 0'dan 9'a coğrafya kitabımıza detaylı bir şekilde anlattık. Daha videomuz devam edecek, eğitimimiz devam edecek. Sakın çıkmayın. Sadece böyle bir araya minik bir bal koymak istedim. Bak dünyanın şekline bağlı olarak sıcaklığın değişmesi. Bak bu aynı çizdiğim şekilleri burada sizler için detaylı ayrıntılı bir şekilde anlattık. Buradan mutlaka konuları güzelce öğrenip çalışın ve taktan da, tak coğrafyadan da bol bol sorular çözmeyi unutmayın. Şimdi araya birkaç saniye dinlenmek için bağlı soktuk. Akıl haritalarımızla mutlaka, bakın akıl haritalarımızla bunların hepsini çok net bir şekilde anlattık. Bunları da odanıza asaraktan veya yanınıza gezdirerekten çok net bir şekilde konulara çalışabilirsiniz. Hatta şu an anlattığımız konuyu da ne yapmışız bakalım göstereyim. Bunlara hocalarımız da çok güzel hazırladık. Neredesin evladım sen? Gel bakayım buraya. Ha. Yerel saat, Türkiye'nin matematik konumu, yıllık hareket, özel tarih ve grafikler. Bunların hepsini buradan çalışabilirsiniz. Şimdi devam ediyoruz. Geldik buraya. Aynı enlem üzerindeydi, bitirmiştik. Devam ediyoruz. Uluslararası saat dilimleri. Oo diyebilirsiniz. Şimdi uluslararası saat dilimleri nedir hocam diyebilirsiniz. Birincisi şunu çok iyi bilmemiz lazım. Her iki meridyen arasında, yani boylam arasında şu sıfır olsun, şurası da bir olsun. Kaç tane şey fark vardı dakika? 4 dakika fark vardı. Yani şuradan şuraya 4 dakika. 15 tane meridyen gidersen sıfırdan 15'e. 15 çarpı 4... 60 dakikalık bir fark olacak. Bunu biliyoruz. Bu adamlar bunları 60'ar dakikalık, yani birer saatlik saat dilimlerine bölmüşler. Her 15 boylam eşittir 1 saat. Her 1 saatte 1 saat dilimi. Dünya güneşin etrafında dönüyor ama bir de kendi ekseni etrafında dönüşünü 24 saatte tamamlıyor. Yani dünya çok hızlı dönseydi 12 saatte tamamlardı. Çok yavaş dönseydi 48 saatte tamamlardı. Ama öyle güzel yaratılmış ki 24 saatte böyle dönüyorsun, bitiyor gün. Şimdi 12 dilim doğuda, 12 dilim batıda var. Yani 24 saatte döndüğümüz için gün 24 saat. 12 tane doğuda, pardon doğuda, başlangıç meridyeninin doğusunda, 12 tane de batıda saat dilimleri olacak. Şimdi doğudaki saat dilimleri artı 1, artı 2, artı 3 diye gidecek. Mesela Türkiye artı 2'de, artı 3'de olacak. Batıdakiler ise eksi 1, eksi 2, eksi 3 diye gidecek. Şimdi bu nasıl oluyor hocam? Biraz daha açık konuşun. Şöyle anlatayım. Şurası sıfır başlangıç meridyeni ya arkadaşlar. Buradan böyle gidiyorsun. 15, 30, 45, 60, 75 diye gidiyorsun. Her 15 meridyende bir saat değişiyor bak. 15 doğu meridyeni, 30 doğu meridyeni, 45 doğu meridyeni, 60 doğu meridyeni, 75 doğu meridyeni diye gidiyor. Şimdi Türkiye 26-45 arası değil miydi? Bak 26-45'te şuralar oluyor. Bak Türkiye'yi çiziyorum şimdi. 26-45 hop çizim çizim, gel buraya bunu da çizdim. Hop hop hop. Tamam çok güzel. Türkiye 26-45 doğu meridyen. O zaman Türkiye neredeymiş? Bak 0-1 birinci saat, şey, ikinci saat diliminde. Ama biz şu anda 45 doğu meridyeni kullandığımız için biz ikinci saat dilimini kullanıyoruz. Ya şey pardon özür dilerim. Üçüncü saat dilimini kullanıyoruz. Niye? Şurası 0
birinci saat dilimi, ikinci saat dilimi diye gidiyor. Şöyle gösterelim hatta daha net anlamanız için. Bakın. Nerede bak. Sıfır. Görüyor musunuz? Sıfırdaki burası birinci saat dilimi oluyor. Sıfırın etrafındaki 7.30-7.30. 15 birinci saat dilimi oluyor. 30 ikinci saat dilimi oluyor. 45 üçüncü saat dilimi oluyor. O zaman biz neredeymişiz? Üçüncü saat dilimindeyiz. Niye? 15 birinci saat dilimi. 30 ikinci saat dilimi. Biz de 45 meridyeninin yani yaz saat uygulamasına geçtiğimizden beri 45 meridyeninin yaz saatini uyguladığımız için, yerel saatini uyguladığımız için biz 3. saat dilimindeyiz. Bu kadar basit. Hani yurt dışına gittiğiniz zaman saatleri geri alıyorsunuz. Doğuya gittiğiniz zaman, batıya gittiğiniz zaman geri alıyorsunuz, doğuya gittiğiniz zaman ileri alıyorsunuz. Niye? Çünkü saat dilimlerinden dolayı diyoruz. Şimdi ülkeler bulundukları dilimin en ortasındaki boylamın saatini ortak saat olarak kullanılırlar. Türkiye 26 Doğu 45 Doğu boylamlar arası olduğundan artı ikinci ve üçüncü saat dilimini yer alır ve bir ortak saat kullanır. Uzun zamandır da biz artı üçüncü saati kullanıyoruz yaz saati uygulaması nedeniyle. Amerika, Çin, Hindistan, Rusya, Kanada gibi doğu batı yönde geniş ülkeler birden fazla ortak saat kullanıyor. Yani adamın doğusu ile batısı arasında zaten saatlerce fark var. Ortak saati kullansa olmaz. Yani bir tarafta güneş batmış öğlen saati oluyor. Olmaz ki, bu olmaması için birden fazla ortak saat kullanıyorlar. Ortak saatle alakalı şunu bilmemiz lazım. Türkiye 2. ve 3. saat dilimleri alıyor. Aynı anda bir tane ortak saat kullanıyoruz biz. Kış mevsiminde 30 doğum meridyenini İzmit'in yerel saati olarak, yaz mevsiminde ise 45 doğum meridyenini kullanıyoruz. Ama 7 Eylül 2006'da alınan kararla Türkiye artık hep 45 doğum meridyenini kullanıyor. Yani saatleri ileri geri alma mevzusu artık kalktı diyoruz. Niye? Çünkü güneş enerjisinden daha fazla faydalanmak istiyoruz. Gelelim şuraya, tarih değiştirme çizgisine. Tarih değiştirme çizgisi de şu arkadaşlar. Şimdi şuraya sıfır başlangıç meridyeni demiştik ya. Gösteriyorum şimdi sıfır başlangıç meridyenini. Hop şöyle çizdim. Başlangıç meridyeninden sonra şöyle 15-15 gidiyor değil mi? 15 doğu, 30 doğu, 45 doğu, 60 doğu, 75 doğu, 90 doğu böyle böyle gidiyor. Ve her birinde bir saat değişiyordu. Ulan değiş. Sen 180 doğuya geldiğin zaman yani şu tarafa geldiğin zaman, şunun tam arkasına geldiğin zaman. Şöyle dünyanın şöyle dönüyorsun. Tam arkaya geldiğin zaman. Artık ne olacak? Tarih değişmesi lazım. İşte tarih değiştirme çizgisi de başlangıç meridyenin anti meridyeni olan 180 meridyeni. Tarihin değiştiği meridyen. Bu meridyen aşıldığında tarih bir gün değişiyor ve tarih değiştiği için 180 meridyenini düz çizmemişler. Nasıl tarih değişiyor hocam? Şöyle göstereyim size. Burada yukarıdan bakmışız. Bakın şimdi. Şöyle çakma bir dünya haritası çizelim size. Şöyle bir Avrupa çizelim. Tamam mı? Şöyle İtalya falan filan. Türkiye, Amerika, Afrika'yı çizdik. Tamam. Şöyle Asya, Hindistan. Şunları çizdik. Tamam. Güzel. Şöyle Avustralya. Şimdi dünya yuvarlak. Şuraya Madagaskar'ı çizdik. Şimdi buraya da Kuzey Amerika'yı çiziyorum. Tamam mı? Kuzey Amerika'yı çizelim şöyle. Hop hop hop. Güney Amerika'yı çizdim. Grönland'ı çizdim. İngiltere'yi çizdim. Şimdi bak. Şurası Ekvator. Tamam. Şimdi. Kardeşim burası başlangıç meridyeni. Eyvallah. Tarih değiştirme çizgisinin geçtiği düşünülen. Tam düz gitmiyor ama. Şurada da bir şöyle tarih değiştirme çizgisi var. Burası doğu meridyenleri de hatırlarsanız. Şu şöyle kırmızıyla gösterdiğim yerler. Bakın şu kırmızıyla gösterdiğim yerler doğu meridyenleriydi. Kırmızıyla göstermediğim yerler batı meridyenleriydi. Şimdi ben buradayım. Bak şimdi ben buradayım. Karşımdaki adam da esasında burada. Yani burası esasında aynısı burada da var. Yani şu adam şuradan bir adım atsa, şu adam şuradan bir adım atsa dünya yuvarlak olduğu için pat diye buraya gelecek. Yani şuradaki Japonya Amerika'ya gidecek olsa buradan böyle gitmez ki. Hemen şuradan şöyle gittiği zaman pat diye buraya gelecek. Dünya yuvarlak çünkü. Şimdi fakat şöyle bir şey var. Burada tarih 23 Nisanken burada yani esasında burada tarih 22 Nisan. Buna biz tarih değiştirmesi istiyoruz. Hatta burada Benik Boğaz denen bir yer var. Bak şunu şöyle yapayım. Bunu böyle getireyim. Bak şu şurası. Yani şu adam var ya şurası. Esasında şu anda karadığım yer burası. Burada 23 Nisanken burada 22 Nisan. Yani burada 22 Nisan. Bu adam buradan buraya geçse karşı tarafı gördüğü halde burası Benik Boğazı. Biz buna diyoruz ki tarih değiştirme çizgisi. Neden? Çünkü böyle bir zorunluluk lazım. Tarih birliğini sağlamak için burayı göstermemiz lazım. Ve tabii yamuk çizilmesi nedenini söylüyoruz biz. Tarih değiştirme çizgisi Büyük Okyanus'tan geçiyor. Nasıl olsa boş beleş yer demişler buraya. Bu çizginin batısına geçen tarihi bir gün ileri alırken doğusuna geçen tarihi bir gün geri almak zorunda. Niye bak? 28 Ekim Amerika tarafı, 29 Ekim Asya tarafı diyeceksiniz. Gelelim yerel saat hesaplamalarına. Artık en kolay kısımlara geldik. Yavaş yavaş da bitiriyoruz. Şimdi doğuda yerel saat, ileri batıda geri. Bu kadar basit. Doğuda yerel saat ileri, yerel saat eşittir artı zaman farkını bunu bileceğiz. Şimdi doğudan doğuyu çıkarıp batıdan batıyı çıkarıyoruz.
Ama batı ile doğuyu topluyoruz. Çarpı 4 dakika zaman farkı diyoruz. Ne diyorsunuz hocam? Türkçe konuşun. Hemen şöyle bir örnekle gösterelim. Bak şimdi. Hiç bu formüllere falan gerek yok. Çok basit. Şimdi birinci sıfır başlangıç boylamını hep çizin, tamam mı? Başlangıç meridyenini çizin. 80 doğu boylamlamış bir eleman. Hop çizdim 80 doğuyu. Tamam, 80 doğu meridyenini çizdim. Yerel saat 18'miş. Burada saat yerel saat 18'miş. Tamam, 18 de yazdım. 20 doğu boylamını diyor. 20 doğu boylamının nerede olduğunu bileceksin. 20 doğu boylamı nerede? Bu taraftan bu taraftan olur. Tabii ki burada olur. 20 doğuyu da çizdim. Hop 20 doğu boylamını da çizdim. Bir kere neydi? Doğu ile doğu arasındaki farkı bulacaksın. Doğular doğular olduğu zaman, yani ikisi de aynı yarım kürede olduğu zaman doğudan doğuyu çıkarıyorduk veya batıdan batıyı çıkarıyorduk. Batı ile doğu olduğu zaman hesapta topluyorduk. Şimdi bunun bir mantığı var. Bunun mantığı şu. Ya sen bununla bunun arasındaki farkı bulacaksın. 80 ile 20 arasındaki fark nedir? 60'tır. 80 eksi 20. İkisi de aynı meridyende olduğu için, aynı yarım kürede olduğu için 60 dedin. 60 ile de 4'ü çarpıyorsun. Pardon, 40 yazdım. 60 ile de 4'ü çarpıyorsun. Ne eder? 4 kere 6 24 240 eder. 240 dakika fark var aralarında. Fakat adam bize dakika farkını sormuyor. Yerel saati kaç olduğunu soruyor. 240 kaç saat eder? 4 kere 6 24 eder. 240'ı 60 dakikaya böldüğümüz zaman 4 çıkıyor. Demek ki 4 saat fark varmış aralarında. 4 saat fark varsa burada saat 18 ise burada daha saat 18 olmaması lazım. Çünkü önce burada 18 olur. Önce burada güneş doğar. Önce burada güneş batar. Çünkü burası doğu. Doğuda saat 18 ise burada daha erken saatler olması lazım. Ne kadar erken? 4 saat fark varsa 18 eksi 4 saatin 14 olması lazım. Niye? Çünkü daha burada saat öğlen, burada artık akşam olmuş. Anladık mı arkadaşlar? Bu kadar basit. Hemen başka bir örnek daha çözelim daha iyi anlamanız için. Yine başlangıç şeyini çiziyorum. Meridyenini çiziyorum 0. 10 batı boylamında bir elemanımız. Tamam, 10 B'yi yazdım. Batı boylamında batı meridyeni yazdım. Yerel saat 11.40'mış. Hemen yerel saatimi yazıyorum. 11.40. Tamam. 30 doğu boylamında diyor. Aa, bu sefer boylam değişti bak. 30 doğu boylamı yazıyorum. 30 doğu boylamı. Yerel saat kaçtır diyor. Şimdi aralarındaki farkı bulacağız. Dakika farkını bulacağız. Ama dakika farkını bulmak için şurada söylediğimiz formülü bir kez daha ineliyoruz. Kafa karıştırıcı olabilir ama yine söylüyorum. Aynı yarım küredelerse doğudan doğuyu çıkarıyorduk veya batıdan batıyı. Farklı yarım küredelerse topluyorduk. Batı ile doğu olunca topluyorduk. Şimdi bu batı bu doğu, o yüzden toplamamız lazım. Veya şöyle düşün. Kardeşim ben buradan buraya giderken bir 10 tane gidiyorum. Sonra bir 30 tane daha gidiyorum. Dolayısıyla 10 artı 30 40 eder. 40 tane fark var. O zaman bu noktayla bu nokta arasında 40 tane meridyen fark varmış. 40 meridyen çarpı 4. 4 kere 40 ne eder? 160 dakika fark var. Ama adam dakika farkını sormuyor. Burada saat 11.42 iken burada saat kaç diyor. 160 dakika ekleyeceğiz. 160 dakikayı 60'a bölemiyoruz. Ama böldüğümüzde ne çıkar 60'a böldüğümüzde? 2 saat 40 dakika eder, öyle değil mi? 2 saat 40 dakika eder. Hani 120 2 saat eder 40 dakika. Peki 2 saat 40 dakika burası ne? Daha ileride olması lazım. O zaman 11.40'a 2 saat 40 dakika ekleyeceğiz. 11.40 artı 2 saat 40 dakika dediğimizde topluyoruz. 40 80 eder. Ama 60'a gelmemiz lazım öncelikle. Burada 20 kalır. 1 saat de ekliyoruz. 11 12 12 2 daha ne eder? 14 20 eder. Yani 14 20 burası yerel saat ileri. Niye ileri? Çünkü güneş önce burada doğacak, önce burada batacak. Yani 11.40'a 12.40 13.40 40 da eklersek 14.20 eder diyoruz. Ve bu kadar basit bir şekilde ilerliyoruz. O zaman mantığımız şu. Başlangıç meridyeni zihninde çiz. A ile B arasındaki farkı soruyorsa, ikisi de doğu olduğu için A'dan B'yi çıkar. A ile C arasındaki farkı soruyorsa A ile C'yi topla diyoruz. Ve geçiyoruz güneşin doğuşu ve batış saatini hesaplamaya. Şimdi şu uyarı önemli. Dünya doğuya doğru döndüğü için batıda güneş geç doğup geç batıyor. Yani güneş önce doğuda doğar. Hatta Türkçe'de ne diyoruz? Doğmaktan doğu, batmaktan batı diyoruz. Şimdi o zaman güneş burada doğuyor. Burada saat 12 oluyor, burada batıyor. Hatta genellikle bu 21 Mart tarihini veriyorsa 6, 12 ve 18'i gösterir. Fikstir bu, değişmez. Şimdi örneğin hemen 21 Mart günü vermiş bak uyanık. 21 Mart günü 44 doğu boylamında 04.20'de doğan güneş aynı gün İstanbul'da 17.20'de batar. Niye? Çünkü gece gündüz 12 bölü 12'dir 21 Mart tarihinde. Güneş 44 doğu boylamında 4.20'de doğar ve 16.20'de batar. İstanbul'da ise 1 saat sonra batar. Bunu da net bir şekilde bilmemiz lazım. Şimdi burayı anladık mı? Yani şöyle bununla alakalı hoca resimli bir soru sorarsa onu da göstereyim. Şöyle gösterelim bak şimdi. Türkiye haritası çiziyorum yeniden. Daha iyi anlamanız için. Hatta Türkiye haritası üzerine sordukları için bu soruları bunu bilin istiyorum. Şöyle ayırdım. Şöyle de bir şey çizdim. Türkiye. Şimdi burada yani şu Türkiye'nin en doğusunda güneş tepedeyse saat 12'yi gösteriyorsa
Burada Türkiye'nin en batısında güneş tepede olamaz. Tepeden biraz daha öncelerde olması lazım. Saat 11 civarlarında, 13 civarlarında olması lazım. Niye? Çünkü şöyle tekrar söylüyorum. Burası saat 6 ise, şurada güneş saat 6 ise, burada tam tepedeyken saat 12'dir. Buradayken de saat 18'dir. 21 Mart'ta 23 Eylül'de tabii. Bu normal ekinoks saatlerinde. Dolayısıyla Türkiye'nin en doğusu ile en batısı arasında 76 dakika fark var. O zaman senin yapman gereken şey belli diyoruz. Gelelim özel konum ve etkilerine. Bir yerin kıtalara, denizlere, boğazlara, komşu ülkelere, yer şekillerine, ulaşım yollarına, yeraltı ve yerüstü zenginliklerine, yani tamamen özel şeylerine, siyasi bloklara, mesela biz Orta Doğu'ya yakınız, petrollere yakınız, işte önemli petrol yollarının üzerindeyiz, üç tarafımız denizlerle çevrili, değerli madenler çıkıyor, bütün bunların hepsi özel konumla alakalı. İklim tipini etkiler. Mesela Türkiye'de Karadeniz iklimi de görülüyor. Ilıman Okyanus iklimi dediğimiz, yani sadece İngiltere'de görülebilen iklim, Karadeniz'de görülebiliyor. Veyahut da Akdeniz iklimi görülebiliyor. İspanya, Portekiz'de görülebilen. Kanada'da görülen sert karasal iklim görülebiliyor. Erzurum, Kars'ta. İşte step iklimi görülebiliyor İç Anadolu'da. Yani çok farklı iklim tiplerimiz var. Nüfusu ve yerleşmeyi etkiliyor. Niye? Sıcak yerlerimizde daha fazla insan yaşıyor kıyılarımızda. Soğuk yerlerimizde daha az insan yaşıyor. Ekonomik faaliyetlerimizi etkiliyor. Mesela yazın Antalya daha sıcak olduğu için Antalya'da deniz turizmi gelişiyor ama Erzurum'da veyahut da işte Rize'de deniz turizmi gelişmiyor çünkü Rize bulutlu. Aynı anda farklı mevsim özelliklerinin yaşanmasını etkiliyor. Tarım ürünleri, bitki örtüsü, turizm faaliyetleri, jeopolitik konum, bütün bunların hepsi özel konumdan etkiliyor. Şimdi gelelim Türkiye'nin matematik konumuna ve sonuçlarına. Şimdi şunu çok iyi bilmemiz lazım. Türkiye'nin nerede olduğunu bir kere sen ezberebileceksin. Yani sana konum paylaştıkları zaman nasıl telefonla çat diye konum paylaşıyorsun. Türkiye'nin de dünya üzerindeki konumunu bilmek zorundayız arkadaşlar. Neden? Çünkü Türkiye kuzey yarımkürede, bir kere bunu bileceğiz. Şu tarafta yani. Bu tarafta. Ve doğu yarımkürede. Yani başlangıç meridyenine göre doğu yarımkürede. Türkiye 36-42 kuzey paralelleri arasında. Şurası 0 ekvatorsa 36-42 kuzey paralelleri arasında. Şurası başlangıç meridyeni ise 0, 26-45 doğu meridyenleri arasında. Bak buraya yazıyorum. 26-45 doğu meridyeni. O zaman Türkiye'mizin yerini bileceğiz bir kere. Hop. 26-45 doğu meridyenleri, 36-42 kuzey paralelleri arasında. Türkiye'nin yerel saati başlangıç boylamına göre daha ileride. Niye? Çünkü Türkiye bak şurası başlangıç boylamıysa biz doğudayız. Doğudaki daha ileride. Türkiye'de güneş başlangıç boylamına göre daha erken doğar ve daha erken batar. Yani bizde İngiltere'den daha önce güneş doğuyor, daha önce batıyor. Türkiye'nin ortakuşakta olduğunu kanıtlarına baktığımızda ise yani 26-45'te yer aldığını anladık ama 36-42'de olduğunu nereden bileceğiz derlerse şunu bileceksiniz. 4 mevsim yaşanıyor Türkiye'de. Ekvator gibi hep sıcak değil. Kutuplar gibi hep soğuk değil. Ilıman iklimler görülüyor. Yani bize ılık diye bir şey var. Bu adamlar hep sıcak, bu adamlar hep soğuk. Ilık nedir? Ilık nedir? Ne diyorsun? Ilık. Bilmiyor. Buradaki adam ılığı bilmiyor. Hep sıcağı biliyor. Buradaki adam da hep soğuğu biliyor. Ama Türkiye ılımanı biliyor. Çünkü ılıman kuşaktayız. Ve CPH'ler görülmesi yine Türkiye'nin orta kuşakta olduğunu kanıtı. Bakın şimdi. Türkiye'nin matematik konumu ve sonuçları buradan da soru gelir. Buraya ünlem işareti koyuyorum. Türkiye dönenceler dışında yer aldığı için güneşin hiçbir zaman dik açıyla gelmiyor ve bu yüzden de gölge boyu hiçbir zaman sıfır olmuyor. Bu nedir hocam? Şunu demek istiyorum. Güneş ışınları yalnızca 21 Mart 23 Eylül'de ekvatora dik gelir. 21 Haziran'da yengeç dönencesine, 21 Aralık'ta da oğlak dönencesine dik gelir. Diğer tarihlerde de bu ikisinin arasına dik gelir. Türkiye nerede? 36-42'de. O zaman Türkiye güneş ışınları hiçbir zaman dik gelmiyor. Dik gelmediği için de gölge boyumuz hiçbir zaman sıfır olmuyor. Güneş ışınları nereye dik geliyor demek ki? 23 kuzey ile 23 güney enlemleri arasına dik geliyor. Başka yerlere güneş ışınları dik gelmiyor. Devam edelim. Türkiye'nin kuzey yarımkürede olduğunu kanıtları bak. Bu da çıkar sınavlarda. Güneş ışınları güneyden aldığı için gölge yönü her zaman kuzeye gösteriyor. Bak biz buradayız ya, güneş de hep buralara dik geliyor ki. O zaman biz de şuraya bir çubuk dikersen gölgesi hep kuzeye doğru düşer. Niye? Çünkü güneş bize güneyden geliyor. Türkiye'de dağların güney yamacı kuzey yamacına göre daha sıcaktır. Onu da şöyle gösterelim. Şimdi şurada bir dağ var. Tamam mı? Burası hep güneşli. Tamam mı? Şöyle güneşli. Ne olacak? Güneş olduğu için burada karlar eriyecek. Burada karlar erimeyecek. Burada evler ta buralarda, ağaçlar ta buralarda olacak. Burada ise ağaçlar buralarda olacak. Evler buralarda olacak. Demek ki bu taraf sıcak olduğu için bak şuraya güneş ışınları geliyor. Bu taraf sıcak. Şunu da kaldıralım artık. Şöyle alalım. Ha. Bu taraf sıcak olduğu için görüyor musunuz? Burada hatta biz buna bakı etkisi diyoruz. Bak karlar erimiş. Burada ise karlar daha erimiyor. Burası soğuk. Bakı etkisine bağlı olarak bizim bakı etkimiz güney yönlü. Yani güneş ışınları bize güneyden daha iyi geldiği için Türkiye'de güneye bakan evler daha değerli. Aa evinize güneş görüyormuş, güneye bakıyormuş maşallah falan diye konuşuyorlar. Türkiye'de dağların güney yamacı kuzey yamacına göre daha sıcaktır. Ama
Doğu Karadeniz hariç. Bunu da not düşelim. Bu bilgiyi de bilelim. Doğu Karadeniz ve Karadeniz hariç. Niye? Çünkü Karadeniz'e dağların kuzey yamacı daha denize baktığı için daha nemli olduğu için güney yamacından daha iyi. Yani bakı etkisine Türkiye'deki Karadeniz bölgesi dağlar ters düşüyor. Doğu Karadeniz hariç diye not düşüyoruz. Bunu sırarsa hocanız yamulursunuz. Kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı düşürürken güneyden esenler sıcaklığı artırıyor. Bu kadar basit. Güneyden ekvatordan geliyor. Oh ne kadar sıcak. Kuzeyden kutuplardan geliyor. Of of ne kadar soğuk. Güney kıyılarımız kuzey kıyılarımıza göre daha sıcaktır. Evet. Niye? Antalya var abi güneyde. Mersin var. Sıcacık. Ama kuzeyde bakıyorsun Artvin, Rize. Soğuk abi. Ülkemizin güneyinde tarım ürünleri daha erken olgunlaşıyor. Çünkü tarım ürünü de aynı. Yani böreği fırına koyduğun zaman ısınması lazım. Aynı şekilde sen domates tarlada güneş gelmesi lazım ısınması için. Antalya'ya güneş daha çok geldiği için güneş Antalya'da daha fazla olduğu için Antalya'da domates daha çabuk kısarıyor. Türkiye'nin özel konumunun sonuçlarına bakalım. Yavaş yavaş da bitiriyoruz artık. Az kaldı. Evet. Bir sayfamız kalmış. Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkedir. Bunu net bir şekilde bileceğiz. Üç tarafı denizlerle çevrili. Bu sebeplerle kıyılarda deniz iklim görülüyor. Karadeniz'de Karadeniz denizi. Oh ne güzel. Ege'de güzel. Marmara güzel. Bu özel bir şey ama. Yani dünya üzerinde 36-42 üzerinde yer alan herkes üç tarafı denizlerle çevrili değil. Bunu bize Allah nasip etmiş. Çok güzel. Türkiye yüksek bir ülkedir. Ortalama 1132 metre. Bir sürü dağ var. Mesela Hollanda'ya gidin hiç dağ yok. Adamlar dağ görünce böyle fotoğrafını çekiyorlar. Bizde dağ çok abi, sıkıntı yok. Özel bir şey. Türkiye'de yükselti batıdan doğuya doğru gidildikçe artmaktadır. Evet, Türkiye'de batıdan doğuya doğru yükselti artıyor. Batı alçak, doğu yüksek. Bu sebeple sıcaklık da doğuya doğru gidildikçe azalıyor. Bunun da sebebini söylemiştim. Güneşten gelen ışınlar da önemliymiştim. Ama denizden dağlara doğru çıktıkça yuvarlaklar azaldığı için sıcaklık da azalır demiştim. Türkiye'de kısa mesafede yükselti değişiyor. Bundan dolayı da kısa mesafede sıcaklık koşulları da değişebiliyor. Sen Antalya'da denize girerken hemen Antalya'ya 100 kilometre uzaktaki Isparta'da donarabilirsin. Yani bu kadar basit. Çok soğuk olabilir. Isparta gene biraz daha iyi de atıyorum. Akseki diye bir ilçesi var Antalya'nın. Orada kartopu oynayabilirsin. Bu kadar net. Bu sebeple aynı anda farklı yerlerde farklı mevsim özellikleri görülebiliyor. Türkiye'de yer şekilleri çeşitli gösterdiği için. Mikro klima bölgeleri ortaya çıkıyor. Iğdır'da pamuk yetişmesi, Rize'de turunçgil ve zeytin yetişmesi buna örnek yani. Çok ilginç. Rize normalde soğuk bir yerde gibi duruyor kuzeyde. Ama orada Antalya'da yetişen turunçgil yetişiyor. Zeytin yetişiyor. Baba sen nasıl yetiştiriyorsun? Kardeş burası sıcak. Özel, özel konum. Karışma bana. Bunu sen Türkiye'yi çok iyi bilmeyen bir coğrafya hocasına sorsan Amerika'daki. Türkiye'nin konumuna baksa 36-42'de o zaman tamam der yani Rize soğuktur der. Halbuki özeli bilmiyorsun. Sen özelime gel kardeşim. Özelde orada bambaşka bir cennet var. Türkiye'de dağlar doğu batı yönde uzanış gösterir. Bu sebeple de ulaşım doğu batı yönlü gelişmiş. Yani sen Antalya'ya tren gönderemiyorsun. Niye? Çünkü orada engel var. Yani şöyle Türkiye dikdörtgen şekilde çizersek şurada Karadeniz dağları, şurada Toroslar var. Tren böyle gelip Kars'a kadar gidebiliyor ama sen Kastamonu'ya tren gönderemiyorsun. Antalya'ya tren gönderemiyorsun diyeceğiz. Yine Türkiye'de dağlar kuzey ve güney kıyılarımıza denize paralel, Ege kıyılarına ise dik uzanıyor. Bu sebeple denizel etki Karadeniz ve Akdeniz kıyılarına içeri sokulamazken Ege kıyılarında içeri sokulabiliyor. Bak bunu anlatmak istiyorum, dayanamıyorum. Şimdi bunu da söyleyelim, bitirelim artık. Şu ya Türkiye. Şöyle çizdik, tamam. Bu çok önemli. Türkiye'yi bilelim arkadaşlar. Türkiye'yi bilmiyorsak zaten nereyi bileceğiz yani? Şunu çizdik şöyle. Ha. Şimdi Türkiye'de dağlarımız var. Güzel. Karadeniz dağları çizdim. Toroslar, Akdeniz'deki dağları çizdim. Güzel. Ege'deki dağlar da kıyıya dik. Şimdi Karadeniz'deki dağlar ve Akdeniz'deki dağlar kıyıya paralel olduğu için denizden gelen nem burada geçemiyor. Böyle kaldı. Buradan geçemiyor. Bak kaldı. Burada ise biraz Samsun'a biraz geçebiliyor. O yüzden iç kesimlere ulaşıyor. Ege'de ise direkt içerilere kadar girebiliyor. Hatta içerilere kadar girebildiği için denizden çok daha uzakta olan Denizli diye bir şehrimiz var. Ulan denizden uzaktasın sen. Ne diye adını Denizli koydun? Deniz meniz yok ortada ama deniz etkisi içeri giriyor, ılmarlık içeri giriyor. Dolayısıyla burası kıyı ile iç kesim arasındaki sıcaklık farkı az. Ulaşım kıyı ile iç kesim arasında kolay. Ama Karadeniz düşünelim. Ya burada Rize'de insanlar turunçgil yetiştirip, zeytin yetiştirip, çay yetiştirip mutlu huzurlu bir şekilde yaşarlarken dağların diğer tarafında Gümüşhane'de, Bayburt'ta insanlar ne oluyor kardeşim diyor ya. Ne oluyor, ne oluyor? Burası niye bu kadar soğuk diyor. Veya Antalya'yı düşünelim. Antalya'da insanlar mutluyken böyle muzlar, işte ne bileyim oh oh turunçgiller, soya fasulyesi, turizm derken hemen dağların arka tarafında Akseki'de kardeşim ne oluyor diyor ya. Ne oluyor ya? Burası niye böyle? Niye? Dağlar kıyı ile iç kesim arasında sıcaklık farkına yol açıyor. Ve aynı zamanda ulaşım farkı da var. Tünellerle geçebiliyorsun. O zaman bu maddeyi de açıkladık. Türkiye'nin gerçek alan ile yüzleşim alanı arasındaki fark fazla. Niye? Çünkü dağlık bir ülke. Gerçek alan ve yüzleşim alanı arasındaki fark ne biliyor musunuz? Şimdi şuraya bir su bardağı koyalım. Şuraya bir sünger koyalım. Hatta bir de çay bardağı koyalım. Oho bir de şunu koyalım.
Şimdi bu kağıdın gerçek alanını hesaplamanızı isteseler sizden, bu bardakların, bu kübün, bu mouse'un da alanı hesaplamanız lazım. Farenin de alanı hesaplamanız lazım. Niye? Çünkü gerçekten bunlar da var üzerine. Ama iz düşüm alanı hesapladığınız zaman kısa kenar çarpı uzun kenar dersiniz. Bunları göz ardı dersiniz. Bak, bu gerçek alan hesaplanırken, iz düşüm alanı hesaplanırken bunları çıkarıyorsun. Baba güle güle diyorsun. Yani sadece dağlar yükselti yokmuş gibi düşünüyorsun. Halbuki bayağı bir şey götürdük attık. Ama Türkiye engebeli bir arazi olduğu için Türkiye'nin gerçek alanıyla, yani bu dağların olduğu alanıyla, onları da hesapladığın alanla, dağların olmadığı alan, dümdüz düşündüğün alan arasındaki fark fazla. Turizm potansiyelimiz çok yüksek. Tarihi, doğal güzellikler ve kültürel değerler var. Hititler bizde yaşamış, Frigler bizde yaşamış, Selçuklu bizde, Osmanlı bizde, Bizans bizde. Baba herkes burada yaşamış, ne diyeyim size. İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahip. Asya ve Avrupa arası geçiş yolları üzerine bulunuyor. Kafkasya ve Orta Doğu'daki petrol ve doğalgaz yataklarının da kaynaklarına stratejik, doğalgaz kaynaklarına da stratejik bir öneme sahip diyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın, bunları ben anlattım ama hızlı hızlı anlattım vaktini uzun sürdüğü için. Sizler de şunu çok iyi bilmeniz lazım. TAK coğrafyada bununla alakalı bol bol sorular hazırladık ve süper yazılar hazırladık. Bu yazıları mutlaka çözün ve takıldığınız soruları uzman hocalarımız size tek tek çözüyor. Bunlardan dinleyin. Aynı zamanda akıl haritalarıyla da mutlaka bakın. Akıl haritalarını duvarlarınıza asıp haritalarla çok net bir şekilde öğrenin. Bak, haritaları duvarlarınıza asacaksınız. Ve konuyu hocam ben bir de kitaptan anlamak istiyorum derseniz, burada sizler için mükemmel bir şekilde anlattık. Bakın böyle renkli resimli bir şekilde anlattık. Hatta şu sayfayı göstermek istiyorum. Dayanamıyorum. Ben bu sayfayı çok seviyorum. Nerede? Hah. Şu bakar mısınız? Böyle güzel güzel. Tam sanki haritanın üzerine yazmışız gibi. Sorular da var. Bence buralardan çözün. Güzel güzel öğrenin. Ödülü sorumuzu yapın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hadi bakalım. Sınavlarınıza başarılar diliyoruz.